hukuku hiçe sayan, vatandaşlarının hukukuna, hak ve özgürlüklerine saygı göstermeyen, yurttaşlarına yaptıklarının hesabını vermeyen yönetimler devletlerini başarısız devletler ligine düşürür, kabile devletine dönüştürürler. Valisine hukuku takma, benim söylediğimi yap diyenlerin yönettiği bir devlete nasıl hukuk devleti diyeceğiz? Hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan son günlerde ağızlarını her açtıklarında kabile devleti değiliz diyorlar. Bu sözün bu kadar sıklıkla kullanılması aslında bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Değerli milletvekilleri, hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti'nin mayası sağlamdır ve bir kabile devleti değildir. Kim ne yaparsa yapsın olmayacaktır. Bizim Cumhuriyetimizin mayasında Misak-ı Milli vardır. Amasya Tamimi vardır. Erzurum ve Sivas Kongreleri vardır. Cumhuriyetimizin kurucu önderleri savaşmadan önce savaşın hukukunu oluşturmuşlardır. Cumhuriyetimizi kuran büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk dahil hiç kimse kendini hukukun üstünde görmemiştir, görememiştir. Türkiye Cumhuriyeti işte bu nedenle bir kabile devleti değildir. Tüm dünyada işte bu nedenle itibar görmüştür. Ancak AKP döneminde yönetimde keyfilik, hukuku ayak bağı olarak görme ve gösterme yaklaşımı giderek artmaktadır. AKP'nin kökü dışarıda bir cemaatle yaptığı koalisyon ve 2010 anayasa referandumunun ardından tüm yargının bu cemaate teslim etmesi hukuk devletine ilk büyük darbeyi vurmuştur. Olağanüstü hal rejimi ve bunun altında yapılan adaletsiz, mühürsüz, şaibeli bir referandumla iktidar sahiplerinin keyfi yönetim anlayışına bir ucube anayasa elbisesi dikilmeye çalışılmıştır. Böylece hukuk devletine ikinci büyük darbe de burada vurulmuştur. Ama ne yapılırsa yapılsın, bu elbise bu büyük millete, bu büyük devlete dar gelecek ve yırtılıp atılacaktır. Değerli milletvekilleri, bu iktidarın hukukla, kurallarla arasının iyi olmadığı konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kamu ihale mevzuatıyla da özel olarak ciddi bir sıkıntısı vardır. Son dönemde pazarlık usulüyle verilen işlerin tutarında olağanüstü bir artış var. Devletin bu yöntemle yaptığı ihalelerin tutarı 2016'da bir yıl önceye göre %86 artmış ve 21,7 milyar Türk lirasına ulaşmış. Sadece bu yılın ilk 6 ayında pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin tutarı da geçen yılın aynı dönemine göre %175 artarak 16,8 milyar Türk lirasına sıçramış. Bu yılın ilk 9 ayında sadece karayollarının pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği yapım ihalelerinin tutarı kuruşu kuruşuna 13 milyar 577 milyon 486 bin 731 lira ve 83 kuruş. Karayollarının pazarlık usulüyle açtığı 63 ihalenin 56'sı doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi istisnasına dayanarak gerçekleştirilmiş. Bu ihalelerin tutarı 12 milyar 599 milyon 319 bin 428 lira 77 kuruş olmuş. Bir diğer ifadeyle pazarlık usulüyle yapılan ihale tutarının %93'ü 21. maddenin B fıkrası kapsamında gerçekleşmiş. Sayın Bakan'a soralım. Yoksa bu yıl ABD'yi harap eden Harvey ve Irma kasırgaları bizim sahillere uğradı da biz mi bilmiyoruz? Sayın Bakan'a bağlı kurumların açtığı bu ihaleleri kimlerin aldığına baktığımızda ise iktidar partisine yakınlığıyla bilinen müteahhitlerin ön sıralarda olduğunu görüyoruz. Örneğin milletimizin iffetli analarına ettiği edepten yoksun lafla meşhur bir iş adamına sadece bu yıl karayollarının pazarlık usulüyle verdiği iş miktarı 1,1 milyar Türk lirası, yani eski parayla 1,1 katrilyon Türk lirası. Bu iş adamının 2017 içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı'ndan aldığı ihalelerin toplam tutarı ise 7,9 milyar Türk lirası. Yani iktidara yakın bu müteahhidin 2017 içerisinde aldığı her 100 liralık ihalenin neredeyse 36 lirası ihale kanunu istismar edilerek adrese teslim edilen türden. Hükümet şunu bilmeli ki biz bu soruları kendimiz için değil, millet için soruyoruz.
Milletin parasını kullanan iktidar bunun hesabını vermeyecek de neyin hesabını verecek arkadaşlar? Karın ağrısı yoksa, hukuksuz bir iş yoksa idarenin çok kolaylıkla paylaşabileceği bu bilgiler neden milletle paylaşılmaz? Sorduğumuz soruları cevaplayarak hesap vermekten cevaplamayarak hesap vermekten kaçıyorsunuz. Sonra da gen sorudan bıktık deyip mühürsüz gayrimeşru referandumla gen soruyu anayasadan çıkarıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, iktidar halk oylamasından meşru olmayan bir evet çıkarmak için bu yıl bütçe dengelerini dağıttı. Bütçe dikiş tutmuyor. Borçlanma limitleri daha yılın ilk 9 ayında 15 milyar Türk lirası aşıldı. Meclise getirdiğiniz torba kanununa ilave 3.37 milyar liralık borçlanma yapacağım diyorsunuz. Yetmedi, milletten alacağınız vergileri acımasızca arttırıp gayrimeşru referandumun faturasını milletin sırtına yıkmaya kalkıyorsunuz. Komik olmayın. Vatandaşa ölümü gösterip sıtmaya razı etme oyunu oynuyorsunuz. Millete vergileri reva görürken tasarrufa iktidarın itibar kaybı diyor, yandaş iş adamlarına kanunların etrafından dolanarak ihale dağıtıyorsunuz. Kimse şunu unutmasın. Milli iradenin temsilcisi olan meclisimiz, milletin kör kuruşu heba olmasın, tüyü bitmeklik yetimin hakkı yenmesin diye bu kanunları çıkarıyor, icradan hesap soruyor. Eğer birileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir kanuna uymuyorsa, kanuna karşı hile yapıyorsa, bunu yapanların da hesap vermesi lazım. Yönetim keyfilik kaldırmaz. Keyfi yönetimlere saygı duyulmaz. Eğer iktidar OHAL rejimi uyguluyorum, kimseye hesap vermem, kanun dinlemem, istediğim gibi davranırım diye düşünüyorsa kusura bakmasın, o zaman biz de OHAL FETÖ ile mücadele için değil, yandaşı abat etmek için çıkarıldı deriz.